Herkese merhaba, ben Mustafa. Sinema salonlarında gösterime girdiği andan itibaren 7'den 77'ye herkese bilim kurgunun nasıl bir şey olması gerektiğini gösteren Star Wars serisinin son filmi Force Awakens nihayet gösterime girdi. Bizler de bu listemizde Star Wars evreni hakkında bilinmeyen 5 bilgiyi sizler için topladık. George Lucas film şirketiyle Star Wars için yaptığı anlaşmada filmin gelirinden para almayacak. Ancak satılan her ürünün parası cebine girecek. Yani bardak, tişört, figür gibi şeylerin geliri tamamen Lucas'ın olacak. Çıktığı yıldan 10 yıl sonrasına kadar 250 milyon Star Wars figürünün satıldığını düşünürsek, Lucas'ın ne kadar kazandığını siz tahmin edin. Dikkat ederseniz sadece figür dedim. Bunun içinde bardak, tişört gibi yan ürünler yok. Sıra geldi listenin ikinci sırasına. Evrendeki en sevimli karakterlerden biri olan Chewbacca, George Lucas'ın köpeği Indiana'dan esinlenilmiş. Ayrıca Lucas'ın bir diğer filmi Indiana Jones'u da düşününce köpeğine ne kadar düşkün olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü sıraya geldik. Star Wars Empire Strikes Back filmindeki asteroidlerden bir tanesi patates, diğeri de ayakkabıdır. Koskoca Star Wars filminde sen patatesi asteroid olarak kullanırsan dünyayı kurtaran adama hiçbir şey demeye hakkın yok. Merkeze duyuru, yükseliyorum. İnişe geçiyorum. Hemen biz de kendi filmimizi yapalım. Gördünüz mü ne kadar kolay? Geldik dördüncü maddeye. Bilim kurgu evrenindeki en tatlı robotlardan biri olan R2-D2'nun sesini, bebeklerin çıkardıkları sesleri elektronik hale getirerek Chewbacca'nın sesini vahşi hayvanların kükremeleri değiştirilerek oluşturulmuştur. Ayrıca ışın kılıcının sesi de elektromanyetik saçan aletlere mikrofon yaklaştırılarak elde edilmiştir. Biz de mikrofonumuzu herhangi bir alete yakınlaştırmadan mikrofonun kendisinden ışın kılıcı yapacağız. At abi. Geldik son maddeye. Star Wars'un birinci filminin sadece son sahneleri kalmıştır. Luke rolünü oynayan Mark Hamill trafik kazası geçirmiş. Yüzünün sağ tarafı bayağı bir yaralanmıştır. Çeşitli ameliyatlar geçirse de fayda etmemiş ve yüzünde yara izleri hala kalmıştır. Bu sebeptendir ki Empire Strikes Back filminde yüzüne bir canavar tarafından pençe yemiştir. Böylece araba kazası filme ekstra bir sahne daha katmış olur. Karanlık taraftan aydınlığa çıktığımız bir listenin daha sonuna geldik. Videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Duruyoruz ama bakma bana. Al geri. İlk film dediğim bu 1908. O mu? 77 miydi? Averlok. Evet söyle. Averlok. Yazıklar olsun. Dikkat ederseniz. VB gibi. Ne diyeyim? Olmadı bu. Bunun lan dur. Onun ayı gibi lan. Gerçi ayı sevimli bir hayvandır ama. Hmm. Karabaş. Karabaş ne yaptın? Karabaş ne olacak Karabaş? Çok ciddi, kızgın oldu. Üçüncü sıraya geldik. Ne tamam mı? Üçüncü sıraya geldik dedim sadece. Bir şey yok. Asteroidlerden. Oğlum ben bunların hepsini arka arkaya... Bana çok kaşın davranıyorsun. Rahat rahat tekrar edebileceğim yerleri söyleyelim sonra gelin. Alright, bitch. Mourinho kovuldu. Özür dilerim, tamam. Doğru söylüyorsun, özür dilerim. Ya bu ses s**t alanı hadi lan! Ya ben gidiyorum ya! Gel. 120 km hızla giden RC aracın videosunu buradan izleyebilirsiniz. Buradan.